FETÖ'nün Türkiye'deki yapılanmasını ayakta tutmak için yurt dışından yaptığı maddi destek operasyonla çökertildi. 59 ilde 704 gözaltı kararı alınan Gazi Turgut Aslan operasyonunda 543 kişi gözaltına alındı. 8 ay süren titiz çalışmalar neticesinde bu sabah itibariyle başlamıştır. Emniyet güçleri 8 ay önce para trafiğini sıkı takibe aldı. Ardından FETÖ mali yapılanmasına yönelik operasyon için düğmeye basıldı ve adını 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan'dan alan operasyon başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu o operasyonu 15 Temmuz'da darbeciler tarafından başından vurulan Devlet Övünç Madalyası sahibi eski terörle mücadele daire başkanı Gazi Turgut Aslan'la birlikte duyurdu. Masak'tan da destek alınan operasyonda FETÖ örgütünün mali yapılanması hedef alındı. 3 ile 6 bin lira arasında örgütün finansal yapısının devam ettirilebilmesi için aktarılan bir sistem. 704 gözaltı talimatından 543 gözaltı talimatı verilen kişinin gözaltısı gerçekleştirildi. Operasyona göre firar eden FETÖ terör örgütünün üst düzey isimleri Türkiye'deki örgüt faaliyetlerini canlı ve ayakta tutmak için finansal destek sağlıyordu. Para nakit olarak kargolarla ya da banka ATM'lerinden gönderiliyordu. Yurt dışından Türkiye'ye gönderilen yiyecekler arasında gizlenmiş dövizler bulundu. Yapılan operasyonda örgüt mensuplarına dağıtılmak üzere çok sayıda nakit para ele geçirildi.